bakın kişi niyetine. Allahu Ekber. Allah rızası için el Fatiha. Sevgili Özlem'i de yolluyoruz tabii. Çok hazin bir olay. Çok yetenekli bir çocuktu. Çok yetenekli bir tarihçiydi. Çok kısa zamanda öğrenirdi. Bir sürü diller bilir. Bunlarla tetkikat yapmıştır. Akdeniz tarihi, muhtelif memleketlerin donanma, mutfağa varana kadar kendince hayat doluydu ve farklı biriydi. Çok mutlu yaşamaya çalışırdı. Ama cemiyet ona uyar mıydı o konularda bilmiyorum. Bizim için büyük kayıp. Yani mutlaka yaşasaydı değeri çok daha iyi anlaşılacaktı. Özlem benim son yıllardaki en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Ve yani bana en çok ilham veren insanlardan bir tanesiydi. O kısacık hayatına 20'ye yakın kitap, 11 tane dil ve o kadar çok anı, gezi ve böyle güzel, hakikaten güzellikler bıraktı. Ya bir kere ben bir arkadaşı olarak onun kaybını çok derinden hissediyorum ama bir de ülkemiz adına bu kadar böyle insanlar kolay yetişmiyor. Dediğiniz gibi o kadar farklı bir yazardı ki, yani en son dedektif romanı yazıyordu. Ondan önce birlikte biz bir program çekiyorduk ve onun pilotunu çekip yayınlayacaktık. Yani Romanya'ya birlikte gittik, vampir tarihi anlattık. Yani hep böyle hiç kimsenin düşünmediği şeyler yapıyordu. Gerçekten de çok çok büyük bir kayıp ve çok erken, çok erken kaybettik. Onun gibi bir insanın tekrar yetişmesi olması inanın çok zor. Nevi şahsına münasır, müstesna bir kadındı. Ailesine sabır dilerim. Annesi babası burada. Yani herhalde dünyadaki en büyük acıdır anne babasının yaşadığı şey. Başım sağ olsun.